Suçlamadan önce bir dinle yavrum. Sonra yine aynı şeyleri söyler misin bilmiyorum ama önce bir dinle. Dinleyeceğim. Merak ediyorum çünkü insan hayatta ne olur da evladını kurban eder acaba? Gel, gel anlatayım. Çocuklarımın hayatta kalabilmesi için bin günahı boynuma astım. Susmayı öğrendim. Çocuklarınız için sustunuz, onların eli için. Yeter Hanım, insan tam tersi çocukları için susmaz. Ferhat'ın iyiliği için de gittiniz onun hayatını mahvettiniz öyle mi? Ferhat bu gerçeği öğrendiği zaman ne bekliyorsunuz minnet duymasını? Ben hiç sanmıyorum. Bak gelin kızım. Duydun, öğrendin tamam. Namık Ferhat'ın babası. Nereden öğrendin, nasıl öğrendin artık bunun hiçbir önemi yok. Sana tek bir soru soracağım. Bunu Ferhat'a söyleyecek misin? Kimi anasının karnından şanslı doğuyor. Kimisi de benim gibi bahtsız. İyi kılıf. Yani günahlarınızı örtmek için iyi kılıf bulmuşsunuz kendinize de. Yeter Hanım bakın siz böyle ancak kendi kendinizi kandırırsınız. Beni kandıramazsınız. Çünkü ben nasıl düşünüyorum biliyor musunuz? İnsanın hayatta gidebileceği her zaman başka bir yol vardır illaki. Siz işinize geleni seçmişsiniz. Bana inanıp inanmaman umurumda bile değil. Ben sana sadece şunu soruyorum. Bunları Ferhat'a söyleyecek misin? Oğlumun hayatını alt üst edecek misin? Benim cevabım belli. Yeter Hanım. Hikayeniz kötü, hüzünlü. Ama boynunuzdaki günahı örtecek kadar büyük değil bence. Ben günahlarımı örtmeyi kendim için istemiyorum. Ferhat için istiyorum. Yapmayın Yeter Hanım. Korktuğunuz için olmasın o. Bu ortaya çıktığında Ferhat bana ne gözle bakacak diye korktuğumu mu sanıyorsun? Şimdiye kadar ne gözle baktıysa yine aynı gözle bakmaya devam edecek. Ölümünün üstünden onca yıl geçmesine rağmen Ferhat hala babam diye gizli gizli berber Necdet için ağlıyor. Sen onun babasını öldüreceksin. İyi düşün. Namık'ın babası olduğunu öğrendiğinde sen benim babam mısın, ver elini öpeyim mi diyecek sanıyorsun? Ya Yiğit? Ya Gülsün? Onlara ne olacak? Şimdi düşün ki senin başına böyle bir şey gelse, Cem'le babanın aynı kişi olmadığını öğrensen, gidip Cem'e bizim babalarımız bir değilmiş, sen benim öz kardeşim değilmişsin diyebilir misin? Ya da şimdiye kadar baban zannettiğin insanın aslında baban olmadığını öğrensen, ne yaparsın? Sadece bunu düşün, yıkacaklarını düşün. Ferhat Namık'a kavuşmaz. Necdet'i kaybeder. Yiğit'i, Gülsüm'ü, hepsini kaybeder. Tamam. Ben çaresizlikten onu büyük bir yalanın içine attım. Peki sen? Sen neyin içine atacaksın? Şimdiye kadar baban zannettiğin insanın aslında baban olmadığını öğrensen ne yaparsın? Sadece bunu düşün. Yıkacaklarını düşün. Ferhat Namık'a kavuşmaz. Necdet'i kaybeder. Yiğit'i, Gülsüm'ü, hepsini kaybeder. Tamam. Ben çaresizlikten onu büyük bir yalanın içine attım. Peki sen? Sen neyin içine atacaksın?